Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, tutulma haftasındayız. Hemen pazartesi günü ayın 14'ünde akşam 19.16'da Yay burcunun 23 derecesinde yeni ay ile beraber Güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma önümüzdeki altı ayı önemli ölçüde büyük planda şekillendirecek, belirleyecek bir tutulma. Yeni ay ve Güneş tutulması yeni başlangıçlar için destekleyicidir aslında. 8. evinizde meydana gelen tutulma özellikle haritanızın 2 ve 8 aksını hareketlendirirken e, finans konuları, parasal yatırımlarınız, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, eşinizin maddi gelirleri, hisseli paralar, borçlanmalar, kredi, miras, sigorta, vergi gibi konularda bazı yenilikleri, düzenlemeleri de gündeme getirebilir. Tutulmanın tesirleriyle ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki güneş tutulması videomuzu lütfen izleyiniz. Bu hafta önemli bir hafta. Burçlar, gezegenlerimiz burç değiştiriyor. Ve bunlar gerçekten bireysi olduğu kadar kolektif alanda da tesirleri yoğun olacak. Ve 2021 yılında önemli ölçüde şekillendirecek değişimler. Öncelikle gezegeniniz Venüs ayın 14 15inden itibaren artık yay burcunda ilerlemeye başlayacak. 8 Ocak'a kadar Venüs yay burcunda olacak. Venüs iyicir bir gezegendir, şans gezegenlerimizden birisi. 8. evinizde ilerlerken 8 Ocak'a kadar özellikle maddi konularda size bazı fırsatlar getirebilir. Kredi gibi bir konunuz varsa örneğin beklentiniz bunu çözümlemede yardımcı olabilir ya da hani kira geliri gibi herhangi bir mülkün satışından elde etmek istediğiniz gelirler olabilir. Buralarda bazı fırsatları çıkarabilir. Kaynaklarınızda bazı artışlar olabilir. Bir borcun ödenmesi konusunda da size bazı önemli destekleri olabilir. Ve bu hafta 17'sinde Satürn, karma gezegenimiz Satürn Kova burcuna geçiyor. Evet aslında 2021'de Mart ayında da kısa bir geçiş yapmıştı Temmuz ayına kadar. Şimdi tamamen kovada olacak Mart 2023'e kadar. Bu süreç kuşkusuz tüm dünya için önemli bir enerji değişimi. Ee, ve sizin haritanızın en tepesinde kariyer evinde olacak. Satürn olan yerde yeni yapılandırmalar vardır, ee, inşaatlar vardır ve biraz daha belki buralarda daha ciddi sorumluluklar almanız gerekiyor. Satürn'ün hemen ardından ayın 19'unda Jüpiter kova burcuna geçecek. Jüpiter 2021'in aralığına kadar kova burcunda kalacak. Şans ve bereket gezegeni hedeflerinizi büyütmenize yardımcı olurken geleceğe dair plan ve yapılandırmaları da hızlandırabilir. Ve bu iki gezegenin özellikle 21 Aralık'taki kavuşumu, Jüpiter-Satürn kavuşumu bundan sonraki süreçte sizin için daha kadersel olarak toplumdaki duruşunuz, Satürn'üz, kariyerle ilgili konularınız, işiniz, mesleğiniz, belki yani ilişkilerle bağlantılı yine toplumsal yapınızda önemli, güçlü etkileri getirirken burada fırsatlar da gelebilir. sorumluluklarınız da artabilir ve tabii ki daha köklü, daha uzun vadeli bazı yapıları da oluşturabilirsiniz sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.